Loriş arkamdan mı geçti? Loriş'im. Ben. Nerede o? Gel bak hele. Gel bak hele, bak ne yapıyor bak. Annem, oy. Oy güzel kış gel, güzel kış gel ya. Ya bu nedir lan? Bu nedir ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey aşkım? Çok sakin bugün. Şeye, Alaçatı'ya gittik ya, pirelenmiş, kıyamam. İki tane pire vardı üstünde, hemen gittik onu temizlettik. Ne çok güzel bir kız ya. Dur anneciğim. Hazırlık yapıyorum. Ay dur anneciğim, şuradan şunu da mamanı hazırlayalım anneciğim. Gaz çıkaralım, gel. Gel gaz çıkaralım. Ha? Oy ya, çok güzel bir kız ya. Bu çok güzel bir kız ya. Oy, böyle bunu böyle sıktırıp içime sokasım geliyor ya. Ne sıktırıp içime sokasım. Çok sakin aşkım. Kıyamam sana. Ne yaptılar bugün Cem böyle? Cem böyle sakin kaldın annem. Sen annem. Bebeğim. Oy. Kıyamam sana ben. Hadi. Oh my god. Amin. Amin. Neyse ben şimdi bulaşıklara geçiyorum, tamam mı? Daha iyi görebilmeniz için bulaşıkları nasıl yıkadığıma dair tüyolar vereceğim. Bunlar önemli şeyler. Bakın tüyo vereceğim. Herkes bilmez bulaşık nasıl yıkanır. Bunlar önemli şeyler. Not alalım arkadaşlar. Tamam mı? Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Mert sağ olsun kahvaltı hazırlamıştı. Ağzına etmiş, mutfağını bırakmış gitmiş. Bana kalıyor. Öncelikle bardaklarımızı akıtıyoruz. Asla akıtmadan makineye koymuyoruz yani. Hani öyle foşur foşur yıkamayın tabii de. Ama en azından pisliği bir gitsin yani. Makinelerin içinde yemekler çıkıyor yani. Ne makineler gördü bu gözler. O kadar da değil yani. Makinenin de canı var. Abartmayalım. Ya teşekkür ederim. Saçımı ben de beğendim. Ay asla yıkamadan koyamam bu arada. Ben her şeyi makineye de atmıyorum ki. Makinede sadece bardak, çatal, kaşık falan yıkanıyor bu arada. Geri kalan... Mesela tencere, tencere ama önemli bu. Tencere değil, tencere. Tencere, tahta kaşık, efendime söyleyeyim, plastik şeyler, bunlar makineye girmez. Makineye atmıyorum ben tencereleri. Ben de sizi çok seviyorum aşklarım, ballarım, çöreklerim, sütlü de böreklerim. Çok kuruyor ya üstünde, ben nefret ediyorum ya, akıt bari ya. Be çocuk, be bir şey yapıyorsun. Erkekler mutfağa girmesin ya.
Daha çok iş çıkarıyorlar vallahi. Ama kıyamam ya. Aşkım bana kahvaltı hazırladı. Kıyamam ama bir tane. Neyse bunu duymasın da canım. Şey olmasın. Üzülmesin. Sen gir pislet, dağıt. Kır dök parçala, ben toplarım aşkım. Sen yeter ki bana kahvaltıları hazırlamaya devam et. Hangi sakızı mı? Şey, falım. Falı inanma, falsı kalma aşkı o, biliyorsun. Bu arada benim bir alışkanlığım var. Ay çok teşekkür ederim. Bir alışkanlığım var. Temizlik yaparken, yani herhangi bir temizlik bu arada, toplamak olur, çamaşır asmak olur, ev toplamak olur, yani normal. Süpürmek, silmek hiç fark etmez, işin büyüklüğü. Sakız çiğnemeden yapamıyorum artık. O sakızı ağzıma atmam lazım. Daha çok odaklanıyorum. Dünya saçması bir alışkanlık. Mert ya. Açıp kapatıyorum, görmüyor musunuz? Milim milim, su önemli. Bakın dünyada kuraklık başlıyor. Duyarlı olalım arkadaşlar. Bulaşıkları aslında akıtmamak da lazım ama pislik içinde de yaşayamayız yani, sularımız azalıyor diye. O kadar da değil yani. Ya ben bir tane şey almıştım. Ne oldu ki ona? Ya aşklarım ne güzelliği ayol. Güzellik mi kalmış? Bu bitti ya. Yumurta kokuyor. Bak nefret ederim ya. Ya o yüzden yumurtayı hiç sevmiyorum ya. Öf, iğrenç kokuyor. Ben müslü çok seviyorum. Fairy sponsor olmuş. Yap kız. Kuşuyla. Ne diyor? Soğuk su, biri bir şey yazmış, göremedim. Elim pis olduğu için yukarı kaydıramıyorum. Ya teşekkür ederim. Reklam geçiyorum hemen. Normalde ben Fairy kullanmam bu arada.
dibinde çok az kaldı diye bitirmeye çalıştığım için ziyan olmasın diye kullandım. Normalde kullandığım deterjan Emmay'dir. Tüm temizlik malzemelerim Emmay'dendir. Çünkü kimyasal içermiyor ve herhangi bir cildimize, ellerimize biliyorsunuz normalde hani kloraktan ellerimiz çıkmıyor ya, klorak yok hayatımızda. Tamamen Emmay'in temizlik malzemelerini kullanıyoruz. Çünkü çok zararsız. Çok iyi homojenize edilmiş. Bakın ben kimya okumuş bir insanım. Çok iyi homojenize edilmiş. Tabii ki de kimyasal olmak zorunda ama çok minimal. O yüzden de herhangi bir zarar yok. Niye açık değil kız? Ha. Normalde bu böyle kullanılmıyor. Konsantre bir ürün ama şu an şişesini bulamadığım için böyle kullanacağım. Bayağı da bir gidiyor bu arada. Bunları atmayın sakın. Bunlar bu tahtalar var ya, makinede mahvolur. Makinede bunlar ahşap, su aldın mı şişiyor. Haberiniz olsun. Bak ben söyleyeyim, makine çok fazla şey yapıyor. Plastikler. Asla makineye atmıyoruz. Plastiklerden kolay kolay deterjan atığı çıkmaz. O yüzden böyle yüzeysel bunları böyle hani yani çok yağlı şeylerde olabildiğince plastik kullanmamaya çalışın. Yoksa yağı çok zor çıkıyor. Çok deterjan vurmanız gerekir. O da zararlı. Atık kalıyor çünkü üstünde. Arınması kolay değil. Temizlik sesi. Hiçbir yağ kalıntısı kalmamış demek ki sesi bu. Nerede görsem tanırım. Tencere. Asla tencereleri asla ve kata atmıyoruz makineye. Bakın yazık günah, o kadar para veriyoruz. Granitler falan. O kadar para. Pahalı. Tencereler şu an uçmuş. Kaç para olmuş. Böyle çok çizmeyecek olan bir süngerle, çok bastırmadan. Çok yağlıysa tabii bastıracağız mecbur. Burada yağlandırmayın yani. Öyle yakmayın. Bunlar da yanmaz zaten. Granit bunlar. Ama böyle hassas davranıyoruz. Saplarına kadar. Tamam mı? Oraları da sıçrıyor. Ben görüyorum mesela. Böyle yıkıyorlar. Bitti hop durula. Her yerini, dışını, altını, ocaktan pis bulaşabilir. Kulplar. Bakın. Sıçrıyor yemek ya bu yaparken. Ya onu ben öğrettim ya. Sinirlendim ya gene. Gerçekten. Böyle suyun altına durulayan var. Sonra hop bitti. Hayır, elini değdireceksin. Hissedeceksin onu bak. Dolandıracaksın elini böyle. Bak şu sesi duyacaksın. Olmaz öyle. Aa. Sonra köpük kalıyor her yerde. Başka bir şey kalmadı burada. Şimdi tezgah temizliğine geçiyoruz.